Şimdi kimi vakalarda obsesif kompulsif bozukluk kronik olarak gördüğümüz, kimi vakalarda da dönemsel gelişim gösteren, bazen obsesyonlarla, bazen kompulsiyonlarla, bazen her ikisiyle birlikte seyreden bir hastalık tablosudur. Obsesyon dediğimiz şey şudur: kişinin iradesi dışında aniden, isteksizce düşüncelerin aklına gelmesi ve bu düşünceler, yani olumsuz düşüncelerin aklına gelmesi ve bu düşünceler genel itibariyle kişinin kendi benliğine aykırı, kabul edemeyeceği düşüncelerdir ve kişiye müthiş derecede sıkıntı verir. Yani o düşünce geldiğinde kişi kimi vakalarda hayattan vazgeçmeyi göze alabilecek kadar sıkıntı veren düşüncelerdir bunlar. Kompulsiyonlarsa onlar da yine bu düşüncelerden, yani obsesif düşüncelerin kendilerine verdiği rahatsızlıkları atlatmak için, o sırada bir rahatlık sağlamak için yaptıkları davranışlar ya da başka düşüncelerdir. Bu kompulsif davranışlar ya da düşünceler o sırada bir rahatlık verir ama onlar anlıktır. Uzun vadede düşünce tekrarlar ve düşünce tekrarlandığında işte bu davranış da tekrarlar. Örneğin herhangi bir temiz olan bir yere elini sürmüş bir temizlik obsesyonuna sahip bir kişiyi düşünelim. Temiz olmasına rağmen o elinin kirli olduğunu hissettiği için ve bu düşünce onu ciddi rahatsız ettiği için, çünkü temizken eli kirleniyor. Kirliyse, üzerine sürerse üzeri kirlenir. Oturduğu eve gittiği zaman evindeki yer kirlenir. Bu sefer oraya işte çocuğu ya da eşi oturur, onun üstü kirlenir gibi böyle bir de bir sinsile, hani bulaşma sinsilesiyle birlikte. Bu düşünce onu çok rahatsız ettiği için, beynini kemirdiği için ne yapıyor? Hemen o an rahatlamak için gidip işte 3 kere elini yıkıyor mesela. Ama 2 kere yıkarsa rahatsız oluyor. İlla o 3'e tamamlayacak. 3 kere o yıkanıyor el. Yoksa rahat etmiyor. 2 tane de temiz olduğunu hiçbir zaman inanmıyor. Fakat ne oluyor tabii, bu böyle oldukça artık 3 yetmiyor, 4, 4 yetmiyor, 5, 5 yetmiyor, 6. Bu uzuyor, uzuyor, uzuyor ve artık bir süre sonra o eller buraya kadar kupkuru, bütün beyazlamış vaziyette, yıkamaktan artık deri değişiyor, yani diyeyim size, o noktaya kadar geliyor. Dolayısıyla hani biz şunu anlıyoruz, zaten kompulsif davranışların da aslında o anlık rahatlık sağlamasına rağmen bir hastalık olduğunu anlıyoruz.